İyi günler. Bugün 15 Ekim 2015 Perşembe. İşte günün başlıkları. Yeni akit. Saldırı DAEŞ-PKK ortak yapımı. Ankara'yı kana bulayan katliamda DAEŞ-PKK'nın kirli ittifakı deşifre oldu. Saldırı öncesi bomba Ankara'da patlayacak tweetleri atan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Akşam mesaj PKK'dan, bomba DAEŞ'ten. Ankara saldırısını 9 saat önce Twitter'dan duyuran karanlık hesabın sahipleri PKK'lı çıktı. HDP'nin sosyal medya ekibinden olan şüphelilerden biri bomba malzemeleriyle yakalanıp hapis yatmış. Güneş, müneccimler PKK'lı çıktı. Ankara'daki alçak saldırının altından da PKK'nın izleri çıkmaya başladı. Saldırıyı önceden Twitter'da yazan zanlılardan birinin bomba eğitimi almış HDP'li vekil aday adayı olduğu, diğerinin ise PKK saldırılarına katıldığı belirlendi. Habertürk, kanları yerde kalmayacak. IŞİD, PKK ve Esad'ın Türkiye'ye karşı anlaştığını söyleyen Davutoğlu, kokteyl terörle karşı karşıyayız dedi. Hürriyet, tarifeli aktarmalı. Resmi ziyarete gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün Helsinki'den İstanbul'a Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle uçtuğu ve buradan Ankara'ya aktarma yaptığı ortaya çıktı. Milli Gazete, Eurovatan, şehit kanıyla alınan vatan toprağımız yanlış politikalar yüzünden şimdi yavru vatan olarak bile anılamıyor. Siyaseten AB'ye peşkeş çekilen Kıbrıs'ımız ekonomik olarak da Enosis'e hazırlanıyor. KKTC artık TL'yi terk ediyor. Milliyet, mülteciler şimdi de Koz. AB'den mülteci pazarlarında Türkiye'ye vize tehdidi. Posta, bu işte bir tuhaflık var. Ankara'da barış mitingine saldırıp 97 can alan iki teröristin polisin IŞİD'li canlı bombalar listesinde olduğu ve aylardır yakalanamadığı dün ortaya çıktı. Sabah, DAEŞ'le PKK'nın şer ittifakı. Başbakan Davutoğlu, Ankara saldırısında hem DAEŞ hem de PKK'nın etkin rol oynamaları ihtimali yüksek görünüyor dedi. Star, PKK-DAEŞ bağı var. Ankara'da iki terör örgütünün izi var diyen başbakan İlk kez isimlerini açıkladı. PKK ve DAEŞ, Davutoğlu Suriye'de DAEŞ-PYD ve Esed'in muhaliflere karşı anlaştıklarını, seçim öncesi aynı ittifakın Türkiye'ye karşı da kurulduğunu söyledi. Takvim, Demirtaş bunu tanıdın mı? HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'daki patlamayla ilgili hükümeti suçladı ama korkunç saldırıyı 9 saat önce Twitter'dan duyuranlardan biri HDP milletvekili adayı, diğeri PKK'lı militan çıktı. Türkiye, kalleş, işbirliği, Ankara katliamıyla ortaya çıkan bilgiler PKK ile DHKPC'nin ortaklığına karşı cephede denilen IŞİD'de eklendi. Vatan, vize tehdidi. Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi AB Türkiye ile mülteci pazarlığında vize kartını masaya koydu. Ve Yeni Şafak, IŞİD-PKK ortaklığı. Ankara garında 99 kişinin öldüğü kanlı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombaların kimliği netleşti. IŞİD üyesi teröristlerden biri Suruç katliamını yapan Abdurrahman Alagöz'ün abi Emre Alagöz çıktı. Patlamayı bir gün önce Twitter'dan duyuran Mehmet Polat Soysa, Kobani'de bomba eğitimi alan bir PKK'lı.